Şimdi efendim aslında bütün anlattıklarımızın temelinde yatan ya da temeli olsun dediğim bir şey var. Enerji mimarlığı. Bu hasbelkader benim ısrarla ortaya attığım bir kavram oldu. Ve çok şükür uluslararası da kabul gördü. Bunu açıklamaya çalıştığım fırsat olduğu zaman yabancı uzmanlar da evet bu çok farklı bir pencereden bakış mimarlığa ve enerjiye hatta ve ekolojiye dediler. Evet anlaşıldı. Peki neydi bu? Ben çok basit olarak 3 faktörle anlatmaya çalışıyordum. İşte doğru yönü bulabilmek, rüzgarın nereden estiği, güneşin nereden doğduğu, doğru malzemeleri, işte güneş kaynaklı, ekolojik temelli kullanabilmek ve doğru bir tasarımla bütün bunları birleştirebilmek. O marifet de tabii mimara kalıyor artık. Bu kadar basit bir şey sizi hayatınızda %50 enerji tasarruflu bir noktadan başlatır diyorduk. Bundan sonra mekanik, elektronik çarelere başvurduğunuz zaman çok kolaylıkla sıfır harcamayı yakalarsınız. Doğal döngüyle %100 mutabık olduğunuz bir hayat sağlayabilirsiniz kendinize. Şimdi iyi tamam da bunun temeli derken kurgulama başladım tabii. Felsefi açıdan dünyada işte neden sonuç ilişkileri nelere bağlamış? İşte şunlar şöyle olduğu için böyle olmuş, bunlar ihmal edildiği için şöyle olmuş. Peki ne olmuş da ne olmuş? Genellikle Doğu felsefesinde böyle üçlü, beşli, sekizli şeyler vardır. Faktörler vardır. İşte bu yaşamın temelleri, rüzgar, hava, güneş filan. İşte tahta dedi bizim bir komedyen, güldürdü milleti ama tahta evet doğru bir faktördür. Ağaç ayrıdır, tahta ayrıdır. Ben netice itibariyle bir takım şeyleri kendimce bir araya getirdim ve bunu 9'a tamamladım. 9 doğurmak anlamında değil, 9'unu birden yerine getirmek olsun diye değil ama 9'da bir şey oldu, bir denge hali hasıl oldu. O zaman neydi bunlar? Bir de kendi aralarında gruplaşabildiklerini görünce dedim anlaması ve anlatması daha kolay olur. Oradan yola çıkalım. İlk dörtlü tabii boşluktu. Boşluktan başlıyor her şey. Oradaki havaydı. Sonra zuhur eden ateşti. Ve tabii ateşin de etkisiyle yani güneşe de ateş diyebilirsiniz. Rüzgardı. Yani boşluk, hava, ateş, rüzgar bir anlamda sahneyi oluşturuyor. Bir sahne lazım değil mi? Bir oyun da sergiliyorsanız bir mimarlık ya da başka bir şey mühendislik yapıyorsunuz. O sahnenin bir kere size koşullarıyla hazır olması lazım. Evet, ilk dört koşul bu. Yani dikkate almamız gereken koşullar bu. Çünkü burada bakın sahne şu demek değil, arkamda duruyor. Ben önde ne dersem de hayır. Arkanızdaki dekor önde ne dediğinizi destekler ya da köstekler. Dekor bir parçasıdır hayatın. Yani dekor yaşamın parçasıdır ya da dekordan bir öteye geçelim. Hayatınızı sürdürdüğünüz yerler. Bir anlamda sizin zihinsel eyleminizin dekorudur. İkinci dörtlüye de kurgu diyebildim. Neden? Çünkü toprak, su, ağaç ve tahta geldi arka arkaya. Toprak, su, ağaç ve tahta. Toprak zaten var olandı. O da bir güneş ürünüdür ama. Su zaten onu bir anlamda canlandırandı. Biyolojik bir oluşum başladıktan sonra o ağaç ile taçlandı o kurgu. Bir taç oluştu üstünde gerçekten. Ve tahta ile de konstrüktif bir kurguya döndü. Yani bize imkan sundu. Doğa gel bu kurgu içindeki son ürün olan tahtayı al ve hayatını artık onun içinde sürdür demek istedi. Bunu görebilmek lazım. Bence mimari açıdan da çok önemli ikinci kısmı tamamladık. Şimdi burada 4, 4, 8 etti. 9'a nereden geldik? O tek başına metal. Neden? Çünkü şunu fark ettim ki metal çağlar boyu, hele hele teknolojinin geliştiği günümüzde bağlaçtır. Yani bir betonu bile ben kabul edebilirim. Nerede? Temelde. Ondan sonra ahşabı arzu ederim. Peki betonla ahşabı uhuyla mı yapıştıracağız? Bakın işte orada metal devreye girer. Betonun içine sarkıtır, kollarını, bacaklarını, ahşaba deler deliklerini, takar blonlarını, bitti. Bunu da metalden daha hiçbir şey göremez. Yeter ki haddini bilerek orada kalmayı becersin. Eğer bir dakika abi ben bunu hallettim ya, betona da sağlam aldık kendimizi, oy ben geçerim karşıdan karşıya diyorsa işte film koptu. Çünkü o kamusal alan, spor tesisi neyse ne, yangın çıktığı zaman 10 dakika içinde çökmeye mahkumdur. Metal, özellikle demir çelik, 10 dakika içinde akma sınırı dediğimiz 800 dereceye ulaştığı anda ikiz kulelerin ne kadar çabuk çöktüğünü herkes gördü. İstanbul'da kültür merkezimiz, Atatürk Kültür Merkezimiz açıkken yıllar önce,
Allah'tan pardon. Kapalıyken müşteriye yangın çıkıp 10 dakikada çatısının çöktüğünü herkes biliyor. Eğer bir koruma altına almazsanız yangında çelik çatıdan kurtulamazsınız. Bu kadar basit. Ama dediğim gibi bağlaç noktasında kaldığı zaman bitmiştir bu iş. Buna enteresan bir örnek olacaktır. Bir ara galiba Sibelius Hall bir konser salonu, büyük bir gösteri salonu yapıldı Finlandiya'da. Onu şey yapan, kurgulayan mimar ve mühendisler Türkiye'ye gelip anlatmışlardı meseleyi. Tabii tamamen ahşap. Hiç kaçmaz Finlandiya. Tamamen ahşap. Bizim aklı evvellerde tabii hemen ha, korkmuyor musunuz siz? Ya yangın çıkarsa? Gitti millet tutuştu. Cevap çok hoştur. Vallahi biz ahşaptan çekinmiyoruz, korkmuyoruz ama metal bağlantılar bir sıkıntı yaratabilir yani bak. Bu kadar. Tek endişe bu. Ama orada da olayı çözüyor. Metal bağlantıyı ahşabın içine sokuyor. Bir anlamda sıcaklıktan izole ediyor. Çünkü mübarek ahşap dışı yandığı zaman 200 santimi yandığı zaman eğer iç kısmı hala taşıyıcı kesitteyse mühendislik hesabı itibariyle içinin yanmasını kendisi engeller. Düşünebiliyor musunuz? Dışına sanki köpük sıkmışsınız gibi hale gelir. Bu kurgu içinde bağlaç noktasına metali oturtalım. Konstrüktif olarak tahtayı kabul edelim. Tabii ağacı mutlaka doğru ağacı ama. Yani mesela bir mimar maşallah ağacı sever. Sevmeyen mimar yoktur ama bulaşmaz. Ya da bulaştığı zaman keşke bulaşmasaydı dedirtir adama. İşte mavi ladin bilmem ne geldi uzaktan uzak doğudan bir ağaç. Yapraklarını dökmüyor maşallah. Ne olacak? Tabii ön cepheye. Ön cephe güneye bakıyormuş. Mühim değil ya. Ön cephe ön cephedir. Ya be kardeşim sen bunu kuzeye dikecektin. Kışın o yapraklarıyla seni rüzgardan koruyacaktı. Sen ön cepheye diktiğin zaman o yapraklar maşallah kışın da var ve sana güneşin ulaşmasını engelliyor. Orada zaten bir iki saçmalıktan sonra terk eder sahayı mimar. İşte çevre mühendisi, peyzaj mühendisi, mimarı her neyse gelsin halletsin. O arkadaşlarımızın da inanın şöyle bir kaygılarını ben fark ettim. Çok hoşlanıyorlar böyle helikopterden çekilen manzaralarda. Aa, aşağıda bir halı mı sermişler acaba? Yani öyle muntazam şekillerle oluşmuş böyle rengarenk bir doku varsa peyzaj mimarı çok başarılı oluyor. Halbuki orada yenebilme, içilebilme ihtimalleri vardı bazı bitkilerin. Bazı bitkilerin bulunmasının sebebi vardı kuzeyde mi güneyde mi? Hayır hiçbirisi dikkate alınmadan. O mimarın becerdiği binanın etrafına bir de onlar sarıyor mu size? Geçmiş olsun. Yani o kısmı mimar ihmal ettiği zaman eğer bir sağlam ele teslim etmediyse orada da bir yanlış var. Şimdi enerji mimarlığı diye benim 9 tane faktörü tabii sıraladığın zaman hepsine mi bakacağız abi? Bakacaksın tabii. Yahut da şunu demem belki daha doğru. Bu bir hedeftir. Hedef denen şeyi özellikle gençlere söylemeye çalışıyorum. Hedefine ulaşamadı. Hedefe ulaşılmaz bakın. Gerçek hedefe ulaşılmaz. Ama gerçek hedef hedeftir orada durur ve daima ona göre hareket edersiniz. Ona yaklaşmaya çalışırsınız. Hatta yaklaşıyorum diye düşündüğünüz zaman hedefi daha uzağa taşıyın. Ona daha özellikler ekleyin. Ben buraya kadar becerdim ama şunu da becermeliydim. Bak ihmal etmişim. O gün farkına varacaksınızdır. İlk noktada belki koştum geldim ipi koparttım yarışı kazandım. Hayır. Bir dakika. Esas yarış daha büyük bir yarış. Yaşam yarışı. O yüzden hedef daima uzağa taşınır. Bu 9 bileşende belki biraz uzakta görünen bir hedeftir ama bu felsefeyi kavrayan bir eğitim şansı verirsek çocuklarımıza en azından. Tabii bir yaşam şansı verebilirsek o güneş köylerinde şurada burada o zaman bu hedef bence yani nefes alır kolaylıkta yeme içme rahatlığında erişilebilir bir şeydir. Ara sonuçlar yaratacaktır. Ondan sonra zaten siz işte bu 9 bileşenle barışıksanız neyle kavgalısınız ya? Yani kavga edecek neden kaldı mı? Doğa hizmetinizde, ekoloji hizmetinizde, enerji hizmetinizde. Hani savaşların temel nedeni enerji falan deniyor ya. Yani savaş etmeye gerek kalmadı adeta. Geriye kavga etmek için sebep de kalmadı. Yani bu insani bir barışın da belki temellerini enerji mimarlığı. Mimarlık demeyeyim. Orada yani mesleki bir fanatizm olmasın. Hiçbir zaman öyle bir derdim yok. Çünkü ben şunu da söylemeye çalışıyorum daima yıllar boyu. Mimarlardan talebi siz yaratacaksınız. Yani siz ey mimar çiz 3-4 tane göreyim bakayım hangisi hoşuma gittiyse. Hayır bu kadar kolay bitirmeyin. Başlamayın bitirmeyin böyle. Sizin talepleriniz de o sizle beraber adımlar atacaktır. Dolayısıyla
Bir de şunu bilin ki, bakın mimarlık enteresan bir kavramdır. Maçtan mağlup çıkan bir takımda mağlubiyetin mimarından kimse bahsetmez. Kazanırsa zaferin mimarı kesin vardır. Savaşın kazanıldığı takdirde mimarı, kaybedildiği takdirde Allah muhafaza sorguya çekilen komutanı vardır. Mimarlık bir anlamda yaşamsal kurguda elde edilen başarıdır. O yüzden lütfen 9 bileşen ve enerji mimarlığı derken yaşam mimarlığı olarak hayattaki başarıdan beklentiler ya da başarı hangi faktörlere bağlıdır acaba diye bir kolaylık sunmaya çalıştım. Allah'ın emri değil. 9 tane bileşen, buna 19 deyin siz. Ya da 9 yeter be kardeşim, bak bunun içinde de şunlara da baksak filan deyin. Ne derseniz deyin, yepyeni bir kavram ortaya çıkarın. Ben benimkini unutayım, benimki de değil, hepimizinki, ama onun peşine düşeyim. Yeter ki hayatı zaman zaman analiz etmek, o analizden tekrar doğru bir senteze ulaşmak gibi kaygılarımız olsun. Durum sadece bugünlük yemek içmek, maaşın artması eksilmesi, kimin iktidara geleceği ya da seneye ne olacağı ya da tatile nereye gitmemiz lazım geldiği gibi yakın perde planlara değil, uzakta çocuklarımızın daha ötesi torunlarımızın yaşayabileceği, onlara bırakacağımız dünya. Ama bırakacağımız derken emanet aldık. Hoppala, çimlere basma, çek hiç. Yok, kesinlikle öyle bir şey demiyorum. O yanlış bir kurgu bence. Emanet memanet almadık. Bal gibi mal sahibiyiz. Ve mala doğru düz bakarsak çocuklarımıza devrederiz. Yani beşikten mezara anlayışı çok yanlıştır. Maalesef yani mezar yakın diyen bir adamın zaten hayatta beklentisi de kalmamıştır. Tahribat endişesi de kalmamıştır. Benden ne olur ki der. Bazıları da derler ki, açık koyu yeşil kardeşlerimiz, çimlere basmayacaksın abi. Çimlere basmayacaksın abi, hiç sağlıklı sonuç doğurmaz. Hatta işte işe giderken de arabaya binmeyelim, yürüyelim arkadaşlar. Bu kurgu içinde olacak şeyler değil bunlar. Burada bir barışık düzen oluşturmanız lazım. Ben bir gün bir çocukla karşılaştım, bebek çağında denebilir. Çimlerin üzerine oturmuş kalmış, ellerde böyle ağlıyor hüngür hüngür. Anne bakıyor uzaktan. Ne bekliyordu anlamadım. Yani kalksın bekliyormuş ama bir süre sonra dedi ki, yok dedi, yapamayacak onu dedi. Neden dedim? Çünkü çimlere basma diye büyüttük onu dedi. Tehlikeli bir şey zannediyor. Hani ısırır mı, kapar mı beni? O yüzden kucakladı, götürdü. Şimdi böyle bir eğitim veriyorsak, bunlar hep fani dünya, gelip geçici, beşikten mezara hikayesidir. Beşikten beşiğe, bir başka canlının vesile olduğu bir hayata. Karıncalar böyle yaşıyor. Karıncaların toplam ağırlığı insan ağırlığının 4 katıymış. Yani 30 milyar insana bedel bir canlılık var bu dünyada. Bir karınca pisliği gören var mı? Yok. Bunu halletmişler. Ama biz 7,5 milyar olduk, 8 olursak yandık diye yaygara koparıyoruz. Neden? Bu düzende yanarsın arkadaş. Sen işte bu ve benzeri bileşenler, güneş varmış meğerse bu herkesin hakkıdır gibi konularda bir ısrarla çözüm üretmeye çalışırsan kavganın da sebebi kalmaz. Değil mi? Barışın da bozulma ihtimali kalmaz. Hepsi bunlar ibarettir. Yani bu bir sorgulama sürecidir. Farklı yöntemler icat ediniz başımla beraber, paylaşınız, ama farz-ı mahal bu da bir garip mimar çeliğin icat ettiği bir sistemdir, düzendir, bir beklentidir. Önü açıktır, tavanı açıktır. Teşekkür ediyorum.